Bağdım Batini kültürün, yani Anadolu Aleviliği kültürünün etkisinde. Bu yüzden çevre köyler Bahadın'ı çok görürlerdi, uzak görürlerdi. Hatta sonradan duymuştum da hem gülmüştüm hem de üzülmüştüm. Bu sünni köyler bir gün Bahadın'ın da kendilerine benzeyeceğini, o Bahadın atmosferinin yok olacağını, mallarını mülklerinin kendilerine geçeceğini söyler ve aralarında da taksim ederlermiş. Böyle bir hava içerisinde, bunu da biz hissederdik. O hissetme içerisinde bir korku yaratıyor insanda. Ne zaman gelecekler, ne zaman öldürecekler, ne zaman bağımı, bahçemi, anamı, bacımı alacaklar korkusuyla. O korku uzun yıllar yaşadı falan bende. İlkokula gidinceye kadar dağ taş demez, sabahtan akşama kadar hayvanları ot arardı. Onları ot ararken tabii ister istemez ben de o dağ taş üstünde, çakıl taşı, diken, çamur, soğuklar içinde gezinerek koşar dururdum. Ve akşam da yıldızlar doğmadan eve gelmezdim, yasaktı. Erken gelirsem kızarlardı. Niye erken geldin, hayvanlar biraz daha yaysaydım falan diye. Kadın, erkek, çocuk tarlada, bağda, bahçede, bostanda olunurdu. Ve o zaman kadınlar da tarlada çalışırdı. Ve yoksuldu ama insanlar aç değildi. Çünkü herkes çalışıyordu ve karşılığını da alıyordu. Toprak belki daha bir verimliydi. Renklilik vardı, bir cümbüş vardı doğada. İnsanlar daha mutlu gibiydi. Güneşin altında, rüzgarın, havanın içinde bol oksijen çalışıyor. Azını da beraber getirmiş. Öğle zamanı birlikte, hep birlikte çoluk çocuk azık birlikte yenir. Böyle şakalar edilir. Ve güzel bir şeydi. Şimdilerde bakıyorum, o zamanki o cümbüş, o zamanki renklilik, o zamanki sevinç şimdi adeta yokmuş gibi. Böyle bir suskunluk, bir sessizlik filan böyle bir şey var. Yani o zamanın coşkusu benim içimde hala şimdi var. Özlüyorum onu. Şimdi bu yaşıma geldiğim halde o havayı, o günleri özlüyorum. Ben ilkokulda 5 sınıflı bir ilkokul okudum ama bir öğretmen 5 sınıflı okulda ders veriyor. 2 sınıf, 2 odada. 1. 2. 3. sınıf bir sınıfta, 4. 5. sınıf bir sınıfta. Öğretmen bazen oraya uğruyor, bazen oraya uğruyor falan. Yozgat'a ortaokula gittim. İlk defa Bahadın'dan birisi köyden okumaya gidiyor dışarıya. Ve şehrimiz olan Yozgat'a gidiyoruz. Yozgat benim için çok büyük bir şehir. İnsanları farklı. Ben sanki sokağa bırakılmış bir civciv gibi böyle nereye kaçacağımı bilemeyen bir kaçışma bir hava içerisindeyim. Yani sınıfa girdim. Sınıfta çocuklar bana göre daha görgülü, daha bilgili. Şimdi ilk günlerde dersteyiz. Bir müfettiş geldi. Bir parça okutuyor Türkçe dersinden. Birileri okudu. Gözü bana ilişti. Bir de sen oku bakayım oğlum dedi. Ben okudum. Galiba ben biraz daha iyi okudum. Aferin dedi. Sen nerelisin? İyi okudum falan dedi. Ben saklıyorum. Nere olduğumu saklıyorum. Çünkü o çocuklar tarafından ezileceğimi hatta daha kötü şeyler olacağını düşünüyorum. Sorgunluyum diyor Yozgat. Aa ben sorgun tarafını iyi bilirim. İçinden misin? Yok efendim köylüyündenim. Aa köylerini de bilirim. Hangi köydensin? Yakalanıyorum. Bahadınlıyım diyor. Ondan sonra olan oluyor. Bahadın sözünü duyan çocuklardan yanındaki aynı sırada oturan adı Mustafa'ydı. Mustafa hemen çantasını toparladı aldı başka bir sıraya gitti oturdu. İşte benim şey öyle başladı. Bahadın'dan çıktıktan sonra ben kimim? O kimi olduğu, kim olduğumu ondan sonra araştırmaya başladım. Bir öğretmen bana saati sordu. Salonda bir saat var. Kendi elinde saati yokmuş cebinde. Şu saate bir bak da gel söyle bana oğlum dedi. Ben gittim. Saate bakmasını bilmiyorum. Adam kulağımdan çekti. Öğretmen odasına götürdü.
Bu gebeşi iyi tanıyım, saate bakmasını bile bilmiyor dedi. Tabii sene sonunda da o bilgisizlik üzerinde sınıfta kaldım. Oradan sonra geldim köye. Sınıfta kaldığımı babam çok kızdı. Dedi ki, giderken dedi, bir arkadaşımın evinde kalmıştım bir öğretim yılı. Giderken bana bir miktar un, bir miktar da bulgur vermişti yanımda. 8 ay o bulgurla, bu unla şey yapmamı, geçineceğimi düşünmüş olmalı ki, gözüne dursun dedi, o kadar buğday ve bulgur, un dedi. Bak dedi, sınıfta kalmışım dedi. Sonunda geldim köye, hadi de bundan sonra yine develeri gütmeye devam edeceksin, malları gütmeye, kuzuları gütmeye devam edeceksin dedim. İşte köyüncüsü olayı çıktı, köylere haberler salmışlar. İşte muhtarlıklara, okul müdürlüklerine, ya da o zaman müdür değil, baş öğretmenlik deniyordu. Onlar duyurdular. Babam da bir de yatılı olacak. Böyle ne un götüreceğim yanımda, ne bulgur. Onun için babam biraz rahatlık hissetti herhalde. Ve biraz okumamı da istiyor galiba. Çünkü onun işleri var bu. Ticaret yapıyor, alışveriş yapıyor. Kaleme kağıdıma ihtiyaç var. Evde de öyle kimse yok. Belki ben öğrenirim de okuma yazmayı, ona faydalı olurum diye düşünmüş olacak ki. Üstelik de yatılı, bedavadan okuyacağım. Böylece göndermeme, gitmeme razı oldu baba. İkinci sınıftan son sınıfa kadar ben kütüphane öğrencisiydim. Zaten benim öğrendiğim her şey kütüphaneden oldu. Benim şu andaki bilgilerim bile birçoğu o andaki kütüphanedeki okuduğum kitaplardan dolayıdır. Benim öğretmenim kitaptı, benim okuduğum kitaptı. Enstitünün kitaplığında 20 bin kitap vardı. O zaman köy enstitülerinin kitaplıkları çok özgürdü. Bir takım yasak kitaplar vardı. Özellikle Sovyet yanlısı, işte o zaman komünistlik demiyor da bolşeviklik deniyordu. Bolşevikliğin etkisinde olabilecek her türlü kitap yasaklanmıştı. Tek yasak kitap onlardı. Onun dışında bütün kitaplar serbestti. O kitaplar da hep raflardan indirilmiş, gizlenmiş, defterlerden silinmişti. Ben o yasak kitapların hepsini okudum. Benim temel bilgim biraz da o yasak kitaplarla oluştu. Ama o yasak kitap dedikleri şey aslında öğrenilmesi gereken, şu anda herkesin bilmesi gereken çok dünyevi, çok doğal, çok gerekli bilimsel ve siyasi kitaplardı. Bakıyordum, diyelim raftan, birinci raftan başlamıştım okumaya. Birinci raftan birinci kitaptı. Birinci kitap bir türlü giremiyorum, anlayamıyorum. 2 öyle, 3 öyle, 10, 20 öyle. Hadi 21.si biraz anlar gibi biliyorum, onu alıyordum, okuyup çalışıyordum. Okuyabiliyorsam okuyordum. Yoksa onu da bırakıp bir başkasına başlıyordum. Böyle yoklaya yoklaya kitapların pek çoğunu okuma imkanım doğdu. Ondan sonra işte Sabahattin Ali, hele Nazım Hikmet'i tanıdıktan sonra benim şiir dünyam da gelişti. Şiiri onunla sevdim. Hatta şiirin güzelliğini, şiirin estetiğini ve şiirin siyasetteki yerinin güzelliğini onunla gördüm. Ve köy enstitüsünü 4,5 sene sürdü. 5 seneydi de biz yaz tatillerinde de ders gördüğümüz için bir müddet önce mezun olduk. 1949 yılında Pazaren Köy Enstitüsü'ne girdim. 1955 yılında burada mezun oldum. Biz burada büyüklere hep abi diye hitap ederdik. Daha ziyade kullandığımız tabir de köylüm, bizden küçüklere de köylüm diye hitap ederdik. Bu dostluk tabi 1953 yılına, 54 yılına kadar devam etti. Dostluk da çalışmalar devam etti. Fakat köy enstitüleri hakkında çıkartılan asılsız dedikodular bizleri de olumsuz yönde etkiliyorlardı. Hatta öğretmenimin bilgisine rastladım. Bana bir kitap tavsiye etmesini istedim. Bana bir kitap tavsiye etti. Ve bana dedi ki, sen bu kitabı okuyacaksın, bir hafta sonra da bana anlatacaksın dedi.
Kitabı aldım, okudum. Kitapta işte Hristiyan yazıyor, kilise yazıyor, papaz yazıyor. Dedim ya acaba dedim bu öğretmen beni komünist mi yapmak istiyor falan. Halbuki hiç ilgisi yok. Ona hala üzülürüm o kitabı niye okumadım diye. 1954 yılında öğretmen olma haberini o zamanki radyodan böyle heyecanla bekledik. Yani bu köy enstitülükten kurtulalım da öğretmen okulu mezunu olalım diye. Ona da bugün hala üzülürüm. O işte o yaşta olmanın neyi artık kötü bir şey diyeyim ben ona. Ben köy enstitüsü girişliyim, öğretmen olarak çıkışlıyım ama keşke köy enstitüsü çıkışlı olsaydım. Hala buna yanarım. Çünkü burada ne gördüysek hayatta da aynı şeyi uyguladık. Buranın çiftliği vardı. Ben çiftlikte bir hafta sığır güttüm. Belli bir sınıfa gelince de sanıyorum son sınıfta 15 gün çiftlik başkanlığı yaptım. Çiftlikte en az 8-10 tane öğrenci, bir o kadar da işçi bulunurdu. Tabii sığır beslerdik, koyun beslerdik, eker biçerdik, tarlalara eker biçerdik. Böyle bir yani teorikle pratiği aynı anda burada uygulardık. Böyle de bir misyonu vardı köy enstitülerinin. Keşke aynı okullar tekrar açılabilse. Köy enstitülerinin kuruluş felsefesi çok önemli. Bir kere köy enstitüleri çok farklı bir okul olarak Türkiye'de doğdu. Birincisi köylü çocuğunun özellikle köylü çocuğunun okutulması. O güne kadar böyle sınıfsal bir bakış yoktu. Herkes deniyordu. Ama herkesin içerisinde bir sürü zayıflar, kendini gösteremeyenler, özgür olamayanlar, rahat edemeyen gruplar vardı. Onlar fazla görünmüyordu, bütünlük olarak bakılıyordu. %80 köylüydü Türkiye'nin nüfusunun. %80 köylünün de %70'i neredeyse okuma yazma bilmiyordu. Öyle bir dönemde köylü çocuğunun özellikle okutulması isteği çok güzel bir şeydi. Tam bir devrimdi, eğitimde bir devrimdi. Bu köylü çocukları okuyacak, yaparak öğrenecek, öğrendiklerini de halka faydalı şekilde sunacaktı. Öğretmen olacaktı, köy öğretmeni olacaktı. Köylüyü de belli bir noktadan alıp başka bir noktaya götürecek şekilde köylüyü de uyandıracak. Köylüyü de eğitecek, köylüye de öğretecekti. Ve bütün bunlar tabii çok güzeldi. Çok idealist, çok yurtsever, çok devrimci bir hareketti. Ama bir şey daha görüyordum ben o zaman. Mezun olduktan sonra, hemen atlıyorum, 20 yıl köyde kalma mecburiyeti koydu devlet. Enstitüyü bitiyorsun, hiçbir şehirde yaşamadan köy öğretmen oluyorsun. Ve 20 yıl mecburen o köyde oturacaksın. Ve maaşın da düşük mü düşük? 20 lira ayda. Ve emekli maaş alıyormuş gibi 3 ayda da 60 lira alıyordun. Böyle bir şey. Bir taraftan sana çok büyük, alülala denilecek çok büyük görevler veriliyor. Bir taraftan da bu görevleri yaparken en düşük bir hayat seviyesi sunuyordu sana. Ben bakıyordum işte herkesin tarlası var, bir çift öküzü var. Bir çift öküzü yoksa bazen öküzün yanında eşeğinde koşan kişiler vardı öyle de. Bir yoksul bir şey vardı, durum vardı. Tarlalar küçük, parça parça. Ve bir de küçük şey olduğu için içeriye zaten motorun da girmesi mümkün değil. Zaten traktör girmemiş henüz köye. Traktör girmediğine göre olsa bile, traktör girse bile köye ama tarlaya giremiyor. Tarla küçük, traktör daha rahat, daha geniş, biçer döver, daha geniş yerlerde işe yarar. Ben biraz da okuduğumu, teorik olarak bildiğim, o Sovyetler Birliği'nde kolhoz şeyi vardı, köy kooperatifleri vardı, ona kolhoz diyorlardı, kolhoz. Tarlaları birleştirelim, traktör alalım iki tane, üç tane, biçer döver alalım. Ve bir de yönetimi olsun. Bu yönetimde orayı devam ettirsin. Ve şeylerin de, tarla sahipleri de kendi tarlaları ölçüsünde pay alsınlar. Bunları anlattım. Dinlediler.
Ondan sonra bitti mi efendi dedi, konuşman dedi, bitti dedim birisi. Ben bir şey söyleyebilir miyim dedi, tabii söyle dedim. Ben dedi, kendi tarlamda, kendi öküzlerimle, kendi çiftimle o tarlayı sürmedikçe, sürdükten sonra, sürerken öküzlerime bak, vay babalarım, yürün diye arkalarından gürlemedikçe, senin söylediğin biraz fazla kazanmışsın ne olacak, kazanmamışsın ne olacak. Hem efendi biliyor musun dedi, bu söylediğin adı nedir dedi, nedir dedi, bunun adı komünistlik dedi. Böylece mühürledi. Onaysızlığı mühürledi böylece. Gündüz çocuklara öğretmenlik yapıyorduk, akşamlarda yaşlılara, büyüklere öğretmenlik yapıyorduk. Köyün erkeklerini iki, kadınlar zaten gelmiyordu o zaman. Erkekler geliyordu kursa, ikiye bölmüştük. Bir okur yazar, bir de okuma yazmayı bilmeyenler. Okuma yazmayı bilmeyenlere Gazi Koç öğretmenlik yaptı. Ben de okur yazar bilenlere daha çok böyle yurttaşlık, sosyolojik bir takım, hatta tarih ve biraz da felsefi bilgiler öğretmeye çalışıyordum falan. Yani dolu doluydu. Bu durumdan, köylünün uyanmasından, kendine gelmesinden, köylünün kendisini yapmasından, birilerine muhtaç olmamasından rahatsız olanlar vardı. Bunlar köy ağalarıydı. Köy ağalık sadece köyde oturan büyük toprak sahipleri değildi. Şehirdekiler de köy ağasıydı bir yerde. Mesela o zamanın başbakanı, o zaman diyorum daha sonra, köy enstitüsü kapandıktan sonra toprak kanununun olmasını istemeyen hükümetin başbakanı Menderes de bir köy ağasıydı. Kendisi şehirde oturuyordu, yüksek tahsili vardı, başbakan olmuştu ama çiftliği vardı. Bu bakımdan onlar şey yapmadılar. Onlar ve CHP'nin de özellikle ağa tipi, büyük dükkanları, büyük ağları, kendilerini çok akıllı zanneden o zamanın bir takım siyasileri bu gidişten hoşlanmadılar. Köylünün uyanmasını istemediler. Köylü çocuğunun hele uyanıp da böyle kendilerinin yanında eş değerde görünmesini istemediler. O zaman hükümeti de bu durumu kendine de ters geleceğini düşündüğü için nitekim 1947'de 46'larda köy enstitüleri artık tamamen ruhen içerik olarak bitirildi, kapatıldı. Yani 5-6 sene sürdü. 5-6 sene sürdü köy enstitüleri, artık köy enstitüleri yok oldu. Hep böyle sağcı, o zamanın tabiriyle Türk İslam sentezi denilen, hem keskin Sünni Müslüman olacak, hem keskin Türk ırkçısı olacak. Bunun dışındaki düşüncelerin hepsi zinhar küfürdür, yok edilmesi lazım düşüncesi ağır basmaya başladı. Yüksek Köy Enstitüsü vardı, Ankara Hasanoğlu'nda. Yüksek Köy Enstitüsü, köy enstitüsüne mezun olanların yüksek tahsil yapacağı yegane yerdi. Ve orada müfettiş, ziraat uzmanı ve müzisyen ve güzel sanatlar kolu yoluyla edebiyat, resim, heykel gibi şeylerin okulacağı bir yerdi. Bir çeşit üniversite olacaktı. Bir sene eğitim gördüm. Bir sene sonra kapatılınca emsali denen diğer eğitim enstitüleri vardı. Oraya gönderdiler. Şimdi Yüksek Köy Enstitüsü'nden sonra eğitim enstitüsüne gittik. Eğitim enstitüsünün müdürü, Balıkesir Eğitim Enstitüsü müdürü dedi ki, sizi biz alamayız. Eğitim enstitülerinin bu şeyine göre, tüzüğüne göre burayı lise mezunu ve öğretmen okulu mezunları okur ve buradan mezun olur. Sizse köy enstitüsü mezunusunuz. Diplomanızda sadece köy enstitüsünü, bir de Yüksek Köy Enstitüsü'nü kapsıyordu. O da kapatıldığına göre şu anda bir yerlere gitmeniz için lise tahsili, yani lise diplomanız olması lazım. Biz olmadığına göre
yapılacak tek bir şey var. Siz bir sene lise son sınıf derslerine okuyacaksınız. İmtihan vereceksiniz. Lise bitirme imtihanı olacak bu. Ondan sonra da bizim eğitim enstitüsünün birinci sınıfından öğrenciliğe başlarsın. Yapılacak başka bir şey yoktu. Peki dedik. Bir sene tekrar okuduk. Lise son sınıf dersleri okuduk. Bir tür lise bitirme sınavına girdik. Ve 30 kişiden 3'ü kazanamadı. O köylerde öğretmen olarak döndü. Biz birinci sınıftan eğitim enstitüsüne devam ettik. Sene sonunda imtihana giriyoruz. Yatılım devam ediyor. Öğretmenler bize hep kuşkuyla baktılar. Yüksek köyüncüsü lav edilmesi ne demek? Yüksek köyüncüsü bir komünist vasıydı, dağıtıldı. Bu şaya yayıldı. Okumuşu da okumamışı da böyle biliyor. Ve bu öğrenciler de onlardan birileri diye bakılıyor bize. Ve işin bir yaprağın öbür tarafını çevirerek söyleyeyim. 27 kişiden ancak üçümüz sosyalistik. Kendimizi sosyalist biliyorduk. Geri kalanı söz gelimi 5-6 tanesi namaz kılıyordu. Öğrenci. Köyensü deyince hani abartılıyor ya hep komünist numarası falan diyor. Namaz kılıyordu. İki tanesini hatırlıyorum. Saidi Nursuci'ydi. Böyle onu tapınarak, neredeyse tapınarak söz ediyorlardı. Saidi Nursuci'den. Ondan sonra 3-4 tanesi şeydi, uluyorlardı, kurt gibi uluyorlardı. O zaman kurt gibi kimler ulardı? Ulurdu. İşte ırkçılar, öyle dediler. Böyle yani diğerlerde işte arkadaşlarımızla. Sene sonunda bir tarih öğretmeni vardı. Tarih öğretmeni ders içerisinde bizimle alay ederdi. Hava böyle çok aşağılardı konuşmasında. Yani bir ciddiye almazdı. Öyle bir hali vardı. Sene sonunda bu adam tek tek bizi sınava çekiyor. Böylece ikinci sınıfa geçeceğiz. Eğitim enstitüsünün ikinci sınıfına geçeceğiz. Şey olursak, sınavı kazanırsak. Şöyle otur dedi. Karşıma yaşta oturdum. Böyle bir kaşını kaldırdı. Böyle öbür kaşını indirerek. Söyle bakayım. Senin doğduğun köyde 18 yaşına basanı ne yaparlar? Müthiş o şeyime dokundu, onuruma, gururuma dokundu. Bir yüksekokul öğrencisine bu soru sormaz. Bu sorulsa sorulsa ilkokul birinci sınıf, ikinci sınıfa sorulur. Biz diyeceğiz ki o zamanın havasında askere alırlar, kahraman ordumuz içerisine işte katılırız. İşte vatan için canımızı vereceğiz falan gibi laflar etmemiz isteniyor. Ben şu adamdan bir öç alayım dedim kendimce. Daha doğrusu kendimi koruyayım, kurtarayım dedim. Evlendirirler dedim. 18 yaşına basan ne yapar deyince evlendirirler dedim. Adam anladı kendisiyle alay ettim. Kalk dedi. Ben seni bir evlendireyim de gör. Hadi çık dedim. Ve sınıfta kaldım. Ertesi sene yine aynı sınıfı bir daha okuyacağım. Oluyor mu? Üçüncü seneye giriyoruz. Hala ben de sınıfta. O sene neler yapmadık? Param yok. Yatılık kaldırıldı. Sınıfta kalmak bir sene kaybetmek bir yana. Bir de yatılığı kaldırıldı. Yatılığı kaldırılması ne demek? Yoksul bir çocuk. Hiçbir gelirin yok. Bir kuruş bir yerden gelmiyorsun. Gelmiyor. Nerede yatacaksın, ne yiyeceksin, hangi kitap nasıl alacaksın, hangi elbiseye giyeceksin, ayakkabı, çorap, çamaşır, bilmem, banyo yapmayacak mısın, bir şeyler içmeyecek misin? Hiçbiri yok. Para yok çünkü. Hikayeyi uzatmayayım. Yalnız bir tanesini söyleyeyim. Günde bir öğün yemek yerdik. Üçümüzde bir oda tuttuk. Bir öğün yemek yiyorduk. O da saat akşam 9'dan sonra bir lokantayla anlaştık. Anlaştık değil de bize acıdı. 9'dan sonra artan yemekler verildi bize. Onları yedik. Böylece bir sömestri orada öyle geçirdik. İkinci sömestri de
okul müdürü dedi ki size Ankara Ders Terbiye Enstitüsü'ne naklinizi yaptırayım dedi. Ve naklimiz yapıldı da kurtulduk böylece. Gazi Eğitim Enstitüsü'ne gidince iş bitmedi. Gittiğimizin haftası okul boykot etti. Bir hafta kimse bizimle konuşmadı. Hiç kimse konuşmuyor. Sınıf arkadaşına konuşuyor, sınıf arkadaşına konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Okul müdürüne gittik. Okul müdürü de zamanında Türkiye'nin en iyi pedagoglarından birisi. Bir evine gittik. Dedik biz bunlara layık değiliz biz. İyi insanlarız, iyi öğrenciyiz. Tek kusurumuz kitap okumak. Onun dışında bir şey söylemiyoruz. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Kapıyı araladı. Hadi hadi dedi. Ateş olmayan yerde duman tütmez dedi. Ve haysiyet divanına verildik. Okulun haysiyet divanına verildik. Suç. Yine bir başka hoca tek tek ifademizi alıyor. Nazım Hikmet'in affı için neden imza verdin? 2. Din dersleri okutulsun diye imza toplanırken sen niye imza vermedin? 3. Niçin Maxim Gorki'nin anasını okudun? Kütüphaneden ana yanlış olmuşuz. Kütüphaneden soruyorlar da ana yanlış okumuş diyor. Buna benzer. Ha, niçin Varlık Dergisi'ne yazı yazıyorsun? Varlık Dergisi'ne yazı yazıyorsun? Falan gibi böyle saçma sorular. Sonunda beraat ettik. En sonunda da işte mezun olduk. Ondan sonra öğretmen okulunda ilk yıl bir Türkçe öğretmenliği yaptım bir ortaokulda ve liselerde de edebiyat öğretmenliği yaparak. En son öğretmeniyim İstanbul Erkek Lisesi'ndeydi. Enstitüde yazıyordum ama böyle dikkate değer bir şey yoktu. Mesela enstitüde, köy enstitüsündeyken duvar gazetesi çıkarıyordum ben. Tek başıma duvar gazetesi çıkıyor. Öyle bir gelenek yoktu. Nasıl öğrendim, kimden öğrendim hiç hatırlamıyorum ama duvar gazetesinin adı da Ülkümüz'dü. Ülkümüz, idealimiz anlamında Ülkümüz. Ülküyü o zaman solcular kullanırdı. Sonra sağa geçti Ülkü sözcüğü. Ve ne yazacağımı henüz bilmiyordum o zaman ama yazmak istiyordum. Şimdi kütüphanede de bir imkanım var. Gelen dergileri okuyorum. Gazeteleri okuyorum. Başyazarlar nasıl yazıyor? Yazarlar nasıl yazıyor? Dergilerde yazanlar nasıl yazıyor? Onlardan ilham alarak yazmaya başladım. Ve ilk yazım Kaan'ı Gıcırtısı'ydı. Kaan'ı Gıcırtısı. Kaan'ı Gıcırtıları diye bir şiir vardı o da. Uzun bir mazlume biçimdeydi. Yani şairini hatırlamıyorum. Belki de ondan ilham aldım. Kaan'ı Gıcırtısı'nın için ilk yazıyı aldım. Kaan'ı bir dergi çıkıyor. O da bir şey dergisi. Yine ırkçıların dergisiydi. Kaan'ı ilkeldir. İşte motorize olmak lazım. Motor falan, motorlaşmak lazım. Konulu bir yazı. Kaan'ı ilkeldir. Kaan'ı kullanan da ilkeldir falan gibi bir şey. Ben orada köylüye hakaret olarak düşünüyorum ve gerçek diyorum. Nasıl olur dedim Kaan'ın ilkel olması nasıl olur? Kaan'ı köylünün her şeyidir, ayağıdır, gözüdür, elidir, kalbidir. Kaan'ısı olmayan bir köylü olabilir mi? %80 o zaman köylü. Köylünün sahiden, yani köylün değil, ülkenin bir şeyi. Yani şimdi herkesin bir arabası var, herkesin bir şeyi var ya, traktörü var ya, o zaman da Kaan'ı onların. Ben o gerçeği şey yapıyorum için, savunuyorum. Ve güzel bir yazıydı. O enstitüde bayağı ses çıkardı. Hocalar derslerde söylediler, aferin dediler. Falan. Böyle artık yazardım o zaman başlamıştı. Bir de piyes yazdım arkasından. Piyeste dertler ve dermanlar. Başlıkta çok iddialı. Bir şey anlatıyordum. Bir hastaneyi, bir doktoru, bir hemşireyi falan. Niye onları anlatıyordum bilmiyorum. Orada da onların önemini anlatan bir piyesti. Piyeste oynandı. Ben de doktor rolündeydim, kendim oynadım. O da çok ilgi görmüştü. İlk romanımı
Gülceli Kazım adıyla. Hiç ben onun görünmeyen kahramanıydım. Kazım bendim, aynı zamanda bizdik. Yani köy enstitüsünü bitiren öğretmenlerin bir şeyiydi. Ama o Kazım'ın başka bir özelliği vardı. Alevi kökenliydi ve Alevi şey, bir sünni köyünde de öğretmenlik yapıyordu. O beni çok şey yapıyordu, ilgilendiriyordu o zaman. Alevi insanının diğer insanlar nezdindeki görünümü çok önemliydi. Çıkış noktam Bahadır'ın insanıydı. Tanıdığım insanlardı daha doğrusu, çevremdi. Ben çevremi anlattım bir yerde. Çevremde de o insanlar vardı. Onun için o insanları anlattım, anlatmaya çalıştım. Yazarlığım sonra değişti tabii, başkalaştı. Hikayeler yazmaya başladım. Türkiye'deyken hikayeler yazarken yurt dışına gittiğimde 10 sene içerisinde 4 tane kitap şey yaptım. Bunun ikisi romandı, ikisi hikaye kitabıydı. Ve bence yazarlığım artık orada pekişti daha çok. Orada düşünme imkanı buldum. Daha boz zamanım oldu ve biraz daha şey kazandı, kalite kazandı yazdıklarım. Bir ışıktan geçiyordum yoldan. Işık kırmızıya döndü, bir araba durdu. Merhaba dedim, merhaba dedi. Ne satıyorsun dedim. Küfe var yanında oturuyor. Hıyar satıyorum abi dedim. Ne hıyar dedim. Bu küfe hıyar alıyorum dedi, sabahleyin dedi. Akşama götürüyorum, akşama kadar bitiyor dedi. Bir ışık yandı kafamda. Yayın evi kurmak için bir yerde satabilirim diye. Hemen geldik, bir küfe hıyar aldık, bir arabaya koyduk. Bir hafta o bizim hıyar satışı devam etti. Ben de müthiş bir şey uyandırdı. Moral uyandırdı. Her gün götürüyorduk, hıyarları artıyordu. Artan hıyarları da eve getiriyorduk, herkes hıyar yiyordu. Böyle bir hafta hıyar. Baktık para kazanacağız. Biz bunu dedik, böyle hıyar satarak olmaz, dükkan haline dönüştürelim. Ve ondan sonra bir dükkan kiraladım. Badanasını, sıvasını, kapısını, penceresini taktıktan sonra içine işte her şeyi koyduk. Sigara, bira, rakı, şarap, peynir, sucuk, pastırma, ne varsa. Onlardan da şey, iki sene filan sürdü. İki senede kazandığım parayla hemen gittim, Cağaloğlu'nda bir dükkan kiraladım. Yayın evi böylece başladı. Yayın evinin adını Hür Yayın Evi koydum. Hür Yayın Evi ile önce çocuk kitaplarına, bunlar masallar, romanlar, basit küçük resimli çocuk kitapları vesaire. Sonra ondan sonra klasiklerden, Marx'tan, Engels'ten ve diğer sosyalist ülkelerin tanınmış yazarlarından, romancılarından, liderlerinden basılmış yahut da basılması gereken kitapları yan yana dizerek onları yayınladım. Böylece benim yayın miktarı 100'ü aştı. Hepsi de tekrar tükeniyordu, tekrar basıyordum falan. Ama çok zamanda şey oluyordu, toplatılıyordu. O bana büyük zorluk veriyordu. Çünkü hem kitabım satılmamış oluyor, hem de harcanan parayı toplayamıyordum. Yeni bir kitap çıkması gecikiyordu, engelleniyordu. Yayıncılık böyle şeye kadar, 1979'un son aylarına kadar ben başındaydım. O zaman benim bir Almanya'ya davet konusu çıktı. Almanya'ya beni davet ettiler, Nürnberg'e. Orada bir sene kalacaktım. İşte bizim işçilerinle ilgili bir kitap hazırlayıp ve dönecektim. Almanlar davet etmişti beni. Yayın evini bir arkadaşa bıraktım ve gittim. 10 sene döndüğüm zaman yayın evi yayın önü olmaktan çıkmıştı. Mahvolmuştu her şey. Türkiye İş Partisi'nin 13 kişi kurdu. 13 tane işçi, sendikacı, sendika başkanlar. Fakat bunlar sosyalist falan değildiler. İçlerinde biraz sosyalizan düşünceye sahip olanlar olmakla beraber değildiler. İşçinin partisi diyorlardı. Bizim aklımızda işçi deyince sosyalist bir düşünceyi taşıyan bir partinin insanı olarak akıllı gelir. Öyle bir şey yoktu. Türkiye'nin
sosyalist tanınan insanlarını davet ettiler. Baktılar yürümüyor. İşte Mehmet Ali Aybar'ı çağırdılar, genel başkan yaptılar. Beycan Boran'ı çağırdılar. O çevrede birçok insanlar girdi. Onun üzerine ben de girdim partiye. Yayın evim zaten yakında. Biraz da o yakın kolaylığı oldu. Yayın evim var. Yayın evimin 50 metre ötesinde de Türkiye İş Partisi'nin genel merkezi var. Oraya gidip gelirken üye oldum. Bir süre sonra dediler ki sen yeni gelenlere öğretmenlik yapacaksın. Zaten gelenler, yeni gelenler açıktı, öğrenmek istiyordu falan. Türkiye İş Partisi aynı zamanda benim yazarlığımın da başlangıcı olduğu bir çeşit. Yani yayın evi kurdum, kitaplar çıkardım, öğretmenken bir şeyler yaptım falan ama onlar sol bir adamın, soldaki bir adamın şeyleriydi, çabalarıydı. Sonra hikaye yazarak yazarlığa dönüştürmem itin olay muam hikayesiyle. Onunla yazdıktan sonra parti beni daha da benimsedi. Bana önemli örnek şey yapmaya başladılar. Ben şeyin artık hele bir de 15 il milletvekili, 15 ilde teşkilat kurmak lazım seçime girmek için. 14 ilde kuruluyor, 15. bir türlü kurulamıyor. Bir gün genel başkan beni çağırdı. Dedi ki, ya dedi sen de Yozgat'ta git. Dedim, sayın başkan ben orada, şimdi benim köye gitsem bile köylü beni unutmuştu. Ben çocukken ayrıldım, kimse beni tanımaz. Olsun sen bir git dene dedi. Hocam İççi Partisi'nden şey koymuş, adaylık koymuş. Hiç unutmadığım anlardan biri. Ben Saramzalı köyünde öğretmenim. Birkaç Cihandar, Hüseyin, işte o zaman Garibaltan bir grubuz. Sorguna geldik. Hocam da o gün oradaymış. Hocam karşıdan İççi Partisi'ni kurmak için işte o unuttum fırıncı. Hasan Usta. Hasan Usta'yla işte bir grup 5-6 kişi geliyorlar. Biz hocamı gördük. İççi Partisi'ni o zaman çok yanlış anlattıklarından, biz de bilinçsiz olduğumuzdan pek bilemiyoruz. Korkuyoruz, bir de çekingeniz. Karşı karşıya gelince mecbur kalacağız. Kaçamadık bir tarafa. Hocama hoş geldin diyeceğiz. Fakat bir de orada CHP'li Kadir Çetin vardı. Hiç unutamam. Gördü hocamı, o bizden önden oradan çıktı. Nasıl geldiyse bilmiyorum. Vardı hocama, dedi ki hoş geldiniz dedi. Siz kurmasaydınız dedi, biraz da konuşması kekeçti. Ben kuracaktım burada dedi, bu partiyi dedi. Biz rahatladık, hemen hocama hoş geldin dedik falan ama o adam olmasa hocamı görmeden kaçacaktık yani. Öyle. Ben gittim denedim. Aldığımız oylarla Yozgat bir Türkiye İş Partisi'nin milletvekili çıkarmış oldu. Tabii 1965 yılında tipte milletvekili seçilince bizim için büyük bir iftihar vesilesi oldu. Sorgundan, hele Bahadır'dan bir hemşerimizin, bir abimizin, kökenli bir abimizin milletvekili seçilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kendisiyle her zaman övündük ve övünmeye devam edeceğiz. Şimdi Bahadır'a Yusuf Ziya amca çok güzel bir Bahadır kültürünü yaptırdı. Orayı kütüphaneye kitaplar dizerken ben çok eğlendim. Ablam geldi, kuzenlerim falan geldi oraya. Eğlendim oraya kitapları dizerken. Orada başka bir odada kitaplar yığılıydı ortada. Biz daha sonra oradaki kitapları kütüphanedeki raflara dizdik. Oradan götürdük. Kitaplar çok fazlaydı. Aralardaki çocuk kitaplarına baktım. Ben o raflardan alıp okuyacağım bazılarını. Yani çok sevdiğim kitaplar falan var orada. Büyüyünce de öbür kitapları okuyacağım. Bana hocam sık mektup yazıyor düşünceleriyle, kültür evinin işlevselliğiyle, kültür evinin amacıyla ilgili. Hocam hep şöyle bahsediyor kültür evinden, benim için bir düş diyor. Var olan dayatmalar elimizden gelenin fazlasını istiyor bizden. Bu nedenle biz de bu sistem böyle bir dayatma içerisinde bir an önce toparlanın, değerlenin, bir an önce yeni alanlar oluşturun diye aslında bize dayatma var bugünlerde ve biz de bunu Yusuf Ziya Bahadırlı Kültür Evi ile başlattık. Kültür merkezi tabii ayrı bir şey. Bütün bu yıllardan sonra şu anlattıklarımı 10 mislini, 20 mislinde yaşayıp geçirdikten sonra 80'lerden sonra başka bir düşünceyle, başka bir kavrayışla
başka bir şey anlatmak isteğiyle bu kültür evini oluşturdum. Şimdi kültürü ben iki yönlü baktım. Birincisi mahalli kültür, batini kültür diyoruz biz ona. Batini kültürün yani Anadolu Aleviliği dediğimiz Bağdat'a da Bağdınlar da yansıyan kültürün irdelenmesi, anlatılması, geliştirilmesi ve insanlara da götürülmesi. Çünkü ben o kültürün insanlık için, sadece Bahadır halk için değil, bütün insanlar için önemli olduğunu görüyorum. Çünkü bu kültür doğrudan doğruya insanı ele alıyor, batini kültür. Bir de ikincisi de evrensel kültür dediğimiz, tüm insanlığı kaplayan, ırk, renk, cins, inanış falan demeden bütün insanın, insan yanının işlenmesi, evrensel kültüründe bu mahalli kültüre katılarak yayılmasını, olgunlaşmasını istedim. Tabii bu büyük bir plan, büyük bir program, iddialı bir şey. Ama Bağdın'daki kültür eviyle bir ateş böceği ışıltısını bile versek bir kârdır diye düşünerek böyle bir yerin açılmasını sağlamaya çalıştım. Topladığımız imzaları 8 Aralık'ta Mustafa Kemal Üniversitesi arkadaşlarımızın içeriden çıkması için 8 Aralık'ta hepimizin imzalarımızı gönderiyoruz. 9 Aralık'ta 6 aylık sonraki içeride şimdi topladığımız imzaları 8 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. Parası